Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Refiye. Evet arkadaşlar, 2023 yılı Burç Tarot yorum videolarını çekiyoruz ve son burcuna, yani benim son burcumla, Oğlak Burcu'yla bitiriyoruz arkadaşlar. Ama öncesinde kanalıma abone olur, bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz her cuma günü saat 8 veya 9 sıralarında sizlerden gelen soruları cevaplandırdım. Soru cevap şeklindeki canlı yayınımdan ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Benden özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarımsa videoların altındaki WhatsApp numarasından mesajla benimle iletişime geçebilirler. Evet sevgili oğlaklar, inşallah 2023 yılı sizin için muhteşem, mucizevi bir yıl olur diyorum. 2023 yılında dileklerinizin ve dualarınızın gerçekleşmesini diliyorum arkadaşlar ve hadi bakalım 2023 yılında biz oğlakların içinde bulunacağı enerjiler nelermiş? Yedinci çakram. Evet sevgili oğlaklar, 2023 yılında ilahi ile biraz daha iletişime geçtiğiniz, bir olacağınız bir dönem. Bu dönemde gerçekten işaretler alabilir, spiritüel anlamda daha da ileriye gidebilirsiniz. Ve sabır. Bu olmayaydı iyiydi. Evet, daha ne kadar sabır sevgili oğlaklar. Ne kadar sabır. Şimdi bu kartımız aslında bize çaresizlikten kurtulmayı anlatır. Acele etmekten vazgeçmemiz gerektiğini, biraz daha sabretmemiz gerektiğini, sabırla dileklerimize ve dualarımıza kavuşacağımızı anlatır. Sevgili oğlaklar, sabırdan sabır taşına döndük derken yıktık. Evet. Bakalım son enerjimiz ne? Evet, ama sabrın sonu selamettir demişler sevgili oğlaklar ve bereket simgesiyle beraber. Evet, bolluk bereket kapınızda sevgili oğlaklar. Hatta tüm dileklerinizin gerçekleşmesi söz konusu. Zenginlikse zenginlik, işse iş, romantik konular, aşksa aşk, evlilikse, yuva kurmaysa hepsi. Dileğiniz her neyse gerçekleştiği bir dönem olacak. 2023 yolu. Demek ki sabretmenin meyvelerini alacaksınız. Hadi bakalım iş, kariyer, para, maddiyatla ilgili olası yaşayacaklarımız nelermiş? 2023'e bir bakalım sevgili oğlaklar. 12 burcu çekince böyle artık elim ayağım tutmuyor. Dilim hiç dönmüyor. Ve 6. Evet arkadaşlar, burada çok ayrıntıya girmiyoruz, kaba taslak bakıyoruz çünkü sene içerisinde zaten ay ay tüm burçların yorumlarını yapıyoruz. O yüzden bir genel bakış olarak kaba taslak açmak istedim arkadaşlar, çok fazla detaya inmeden. Evet sevgili oğlaklar, hemen seneye bir asa sekizlisi ile beraber iyi haberleri alıyorsunuz diyebilirim. Özellikle iş arayan arkadaşlarımız hemen senenin başında iş başı yapıyorlar. Parası geldi, parasıyla beraber büyük bir şans kapısı sizin için açılacak. İş arayanlar iş, kariyerde ilerlemek isteyenlerse hedeflerine ulaşacak diyebilirim. Evet, iş teklifleri havada uçuşuyor. Sevgili oğlaklar, havada kapılıyorsunuz diyebilirim. Maddi konularda her şey iyiye gidiyor diyebiliriz. Para onlusuyla devam ediyoruz ikinci 6 aya başlarken. Evet, burada özellikle para onlusu bize kariyerde dilediğiniz yere gelmeyi, hedeflerinize ulaşmayı anlatır arkadaşlar. Maddi kazançlarınızda güzel artışlar söz konusu olacak. Bazı Oğlak Burcu'ndaki arkadaşlarımız içinse aile bireylerinin bir araya gelip
miraslı konularla ilgili konuşacaklarını söyleyebiliriz. Evet, güzel gelişmeler var, yeni başlangıçlar var. Büyük şans kapıları sizin için 2023'te sonuna kadar açılacak. Ama ve lakin 2023 yılının sonuna dikkat dedi sevgili Oğlak Burcu'ndaki arkadaşlarım. Biraz harcamalarınıza yıl sonunda dikkat etmeniz gerekiyor. Ayağınızı yorganınıza göre uzatmalısınız. Ama bunu böyle abartmamalıyız. Cimrilik evresine getirmemeliyiz. Alma verme dengesini korumanız önemli. Hadi bakalım aşkla ilgili olası yaşayacaklarınız neler sevgili oğlaklar? Bebeş. Bu da gelmek istedi. Gelsin bakalım. Adalet kartı. Hadi maşallah. Sevgili oğlaklar, sizin kalbiniz çok mu kırılmış? Sizi çok mu üzmüşler? Ama üzenler kendisine dikkat etsin. İlahi adalet geliyor ve tecelli edecek sizin için sevgili oğlaklar. Evet, terazi burcu, yengeç, akrep ve balık burcu. Ayrıca koç, aslan ve yay burcu. Bu burçlar veya bu burçların karakteristik özelliklerini taşıyan kişiler sizin aşk hayatınızda etkili olacak diyebilirim. Hayatında hiç kimse olmayan sevgili oğlaklar, beklediğiniz bir aşk var. Hayallerinizde böyle canlandırdığınız bir aşk var. O aşk geliyor mu? Geliyor. Evet, bir türlü aradığım aşkı bulamadım diyen oğlaklar için ilahi zamanlama aşk hayatınız için iş başında. Hiç merak etmeyin. Biraz sabredin. 2023 yılında bu aşk sizin ayağınıza gelecek. Hem de öyle bir aşk olacak ki bu burada birçoğunuz için ciddi kararlar verme, hatta evlenme kararlarının alınacağı bir dönem olabilir. Bazı Oğlak Burcu'ndaki arkadaşlarımız için çocuk haberi var, bebek haberi var, bebek isteyenler için. Ve burada yine dediğim gibi büyük bir aşk, evlilik, sadakat sizin için söz konusu sevgili oğlaklar. Aklımda birisi var, beni de çok üzdü diyorsanız, dediğim gibi İlahi adalet yerini bulacak mı? Bulacak. Hem de hemen senenin başında bulacak sevgili arkadaşlar. O beklediğiniz kişi geliyor mu? Geliyor. Bakın, böyle beklediğiniz, bir mesaj yazsın, bir haber versin dediğiniz kişi geliyor. Ve bu kişiyle uzun vadeli planlar yapabilirsiniz geleceğe doğru. Gelecekle ilgili. Zaten bu kişiyle her ne kadar iletişiminiz olmasa da siz bir şekilde kalpten kalbe konuşuyormuşsunuz. Evet, geldi mi? Geldi. Geldi arkadaşlar ve aranızdaki sorunları bitirmek için geliyor diyebilirim. Bu kişiyle aranızdaki sorunlar tamamen bitecek ve bu kişiyle aşka dair istediğiniz şeye kavuşacaksınız. Sadece ilahi zamanlamaya biraz güvenmeniz, akışta kalmanız sizin için önemli. Evet oğlaklar, evleniyorsunuz galiba bu sene, sizi de evlendiriyoruz. Bazı arkadaşlarımız için ama çocuk meselesi var.
aşk hayatında çocuklar tarafından böyle bir engellenme durumu söz konusu. Sizin çocuğunuz vardır veya onun çocuğu vardır. Bundan dolayı bir problem yaşayabilirsiniz veya siz çocuk istiyorsunuzdur, o istemiyordur, o istiyordur, siz istemiyorsunuzdur. Bundan dolayı bir sıkıntı olabilir. Kendi hikayenize göre bunu alabilirsiniz sevgili oğlaklar, ama ben çok güzel gördüm aşk hayatınızı. İnşallah her şeyin en güzeli sizinle olsun diyorum ve yorumunuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle, aşkla kalın.